Merhaba arkadaşlar. Halk Evlerinin 87. yılı hepimize kutlu olsun. Bu kitap etkinliğiniz için ben size önerecek birkaç kitap hazırladım. Nasıl kitapları seçtim derseniz bir defa edebiyattan seçtim. Hani bir hikayeci, romancı olarak herhalde bunu benden beklersiniz. Edebiyattan, seç, edebiyattan seçtim. Fakat şöyle düşündüm, İçinde biraz toplumumuza dair bilgi olan kitaplar olsun istedim. Yani tabii ki e, sosyoloji ve siyaset bilim okuyarak insan bilgilenebilir kendi toplumu üstüne. Ama e, sonuçta sosyal bilimler hep biraz yorum işidir. Gerçi diyeceksiniz ki edebiyat ondan daha beter yorum işidir. Doğru ama e, romanlarda eğer insana dair bir takım gerçekler yakalanmamışsa... O zaten e, gerçek bir edebiyat örneği olmaz. Yani fındık fıstık gibi bugün tüketip yarın unutacağınız bir şey olur. Hani ben biraz daha kalıcı ve insanın hem toplumsal hem iç gerçekliğine dair bir şeyler söyleyen kitaplar olsun istedim. E, bizde tarih öğretimi zayıftır. E, şimdi herhalde çok daha kötü halde ve çok e, karmaşık bir yapımız var. Çok çabuk değişen bir yapımız var ülke olarak. O nedenle hakikaten olayları çözmek müşkül. Hani dünü bilmeden bugünü anlamak o kadar kolay değil. Bu açılardan okuyacak arkadaşlara, genç arkadaşlara yardımcı olabilecek birkaç kitap söyleyeceğim. Bir defa Yaşar Kemal Usta ile başlayacağım ve orta direği önereceğim. Şimdi biz bir köylü toplumuz aslında özünde geç şehirleşmişiz ve çarpık şehirleşme ve kifayetsiz sanayileşme yüzünden şehirleşememişiz aslında. Hani böyle şehirleşme dalgaları var tarih içerisinde. O dalgalar geri dönüyor. bugünkü birçok sorunumuz bu şehirleşemeyip e, Uğur Mumcu'nun terimiyle lümpen burjuvazileşmeden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Onun için bir defa bir köyü iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Orta direk onun için çok güzel bir kitap. E, tarımdan sanayiye o çarpık geçişi anlamak için gene büyük usta Orhan Kemal'in bereketli topraklar üstündesini söylüyorum. E, doğu hakkında farklı bir açıdan bir bakış Edinebilmek için ve şehirde bu tarihsel gelişim nasıl oldu onu anlayabilmek için. Aile Kutlu'nun Emir Bey'in Kızları diyorum. E, kendi kitabımı da önereceğim izninizle. Aynı kulvarda belki benim bu kitapta Dağın Öteki Yüzü. Gene Cumhuriyet devrimlerinin ve günümüze kadar geliyor aşağı yukarı e, şehirde nasıl yaşandığına dair e, bir anlatı. Bir de e, İnci Aral'ın kran resimlerini söyleyeceğim. E, kran resimleri 78 Maraş katliamına dairdir. Hem edebiyat olarak müthiş güzel hikayeler vardır içerisinde ama bunlar aslında belgesel kökene dayanan hikayelerdir. İnci Aral o katliam, tabi sizler daha doğmamıştınız, e, çok e, feci bir etki uyandırmıştı kalbi ve kafası olan herkesin üzerinde. E, ve İnci Aral olaydan sonra gidip orayı incelemişti. Ve olayda kurban vermiş ailelerle konuşmuştu. Soruşturanlarla konuşmuştu. E, çok emin değilim şimdi kitabı okuyalı Epey oldu. Belki saldırgan olup da tutuklanan kimilerinin ailesiyle de konuşmuş olabilir. Velhasıl çok enteresan, acı ama ilginç bir kitaptır. Bir de onu söylüyorum. Benim beş kitap önerim bu. Hepinize iyi okumalar ve güzel günler dilerim.